Sevgili izleyicilerimiz hepinize çok güzel bir hafta diliyoruz. Ee, geçtiğimiz haftayı çok kısaca bir özetleyelim. Sonra bu hafta açıklanacak verilere bakalım ve yatırım fonlarımızdan konuşalım. Ee, geçtiğimiz hafta Merkez Bankalar Haftası'ydı dünyada. Önce Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın e, faiz kararı geldi ve e, faizde herhangi bir değişime gitmedi. E, ama burada e, sonrasında Powell'ın yaptığı açıklamalar ve toplantıdan çıkan e, görüşler önemliydi. E, çünkü burada artık faiz indirimlerinin iki 24 yılında başlayacağına dair mesajlar verildi. Bunu da tabii piyasa büyük bir coşkuyla karşıladı. E, Fed'in söylediği önümüzdeki sene 3 faiz indirimi yapacağı fakat piyasa e, bunu 4 ila 6 faiz indirimi olarak fiyatlamaya başladı. E, ve Burada fiyatlamalara baktığımız zaman indirimlerin Mart'ta başlayacağına dair olasılık %70 olarak gözüküyor. Mayıs'ta başlayacağına dair de %95 e, piyasadaki fiyatlamalar bu yönde. E, ve tabii e, özel dedi ise senedi tarafında risk iştahının arttığını söyleyelim. E, Amerikan endeksleri, e, Asya endeksleri, Avrupa endeksleri de buna dahil olmak üzere e, yukarı yönlü hareket ettiler. Fed'in açıklanan çarşamba günkü kararının arkasından e, Amerikan 10 yıllık tahvilleri de e, %4'ün altına indi. 3.90'lar civarında işlem görmeye başladı. Ee, ve geçtiğimiz hafta bir de tabi e, aslında Fed'in kararından önce Amerika'nın enflasyon verisi gelmişti. Eee TÜFE'nin %3.1'e gerilediğini gördük. %3.2'den 3.1'e. Tabii yani %9'lardan böyle 4'lere, 3'lere düşmesi biraz daha hızlı ve kolaydı. Ama gördüğünüz gibi 3'lerden 2'lere doğru gelebilmesi biraz daha zaman alacak gibi gözüküyor. Bunu zaten e, Powell da konuşmasına dile getirdi. Enflasyonun hala dizginlemekte zorlanıyoruz. Dolayısıyla biz aslında toplantı bazında karar vereceğiz. Verilere bakarak karar vereceğiz dedi. Dolayısıyla da böyle çok mutlu olmayın, çok heveslenmeyin ama yine de faiz indirimleri ufukta göründü dediler. E, S&P 500'e baktığımızda, Nasdaq'a baktığımızda, Dow Jones'a baktığımızda haftalık bazda yaklaşık %3'ler civarında getiriler olduğunu gördük. Sevgili izleyicilerimiz. Şimdi Amerika tarafında 21 Aralık Perşembe günü e, büyüme verisi gelecek bir bir de öncü göstergeler endeksini takip ediyor olacağız o tarafta Avrupa tarafına gelecek olursak da orada da Avrupa Merkez Bankası'nın ve e, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararları vardı e, onlar da sabit bıraktılar e, tabii e, dünya coğrafyası içerisinde enflasyon ve resesyon iklimini bir arada yaşayan en güçlü şekilde yaşayan Avrupa böl bölgesi bunu biliyoruz işte Covid'in arkasından işte artan enerji maliyetleri, Rusya-Ukrayna savaşı e, derken e, Avrupa aslında en çok sarsılan bölge olmuş oldu. E, ve e, en son gelen mesela e, üretim rakamlarına baktığımızda Avrupa e, Euro bölgesi için sanayi üretimin Ekim ayında yıllık bazda %6.6 gerilediğini görüyoruz. Burada en çok etkilenen ekonomilerden biri de Avrupa'nın en büyüklerinden Almanya oldu. Almanya bir süre önce iki çeyrek arka arkaya negatif büyüme yazarak resesyona girmişti teknik, teknik anlamda. Bu hafta da yani geçtiğimiz hafta da daha doğrusu Almanya Merkez Bankası Bundesbank'ın bir çalışması vardı ve bu çalışmaya göre Almanya'nın 0.1 küçüleceğini dördüncü çeyrekte söyledi. E, tabii e, Avrupa tarafında böyle karışık bir seyir olduğu için Amerika'dan gelen bu faiz indirimi haberini de o kadar coşkulu karşılayamadı. E, borsalarında karışık seyirler vardı. İşte bazı endeksler düştü, bazıları yükseldi. 19 Aralık e, günü yani Salı günü e, Euro Bölgesi'nin e, tüfe verisini alacağız, e, e, tüketici enflasyonunu alacağız. 20 Aralık ertesi gün Almanya'da üfe açıklanacak. İngiltere'de de tüfe açıklanacak. 22 Aralık Cuma günü de İngiltere'nin büyüme rakamları gelecek biz sevgili izleyicilerimiz. Bunlara bakıyor olacağız. FED'in olumlu mesajları Asya'ya da olumlu yansıdı. oradaki endekslerin de yukarı hareket ettiğini geçen haftayı biraz daha yeşillerle geçirdiklerini çarşambadan itibaren gördük. ancak tabii Çin hükümeti tarafı birazcık Çin tarafı birazcık sıkıntılı. Çünkü Çin hükümetinin ekonominin hangi alanlarını destekleyeceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor. yani burada bir takım teşvikler getirdi Çin hükümeti özellikle inşaat sektörü tarafına, emlak sektörü tarafına ama e, yine de hangi diğer alanlarda bu teşvikler e, olacak, devam edecek? Bununla ilgili belirsizlik sürüyor. E, geçtiğimiz hafta Çin'in sanayi üretimini aldık. Yıllık bazda %6.6 arttığını söyleyelim. Peki Asya tarafında gelecek veriler ne bu hafta için? 19 Aralık Salı günü Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararı var. 20 Aralık'ta yine Japonya'nın dış ticaret dengesi açıklanacakmış. 22'sinde de Japonya'nın enflasyon verisini al alacağız. Bizim tarafa baktığımız zaman ise e, biz e, işte, e, geçtiğimiz hafta aslında cuma gününü heyecanla bekliyorduk. Çünkü e, kredi e, derecelendirme kuruluşu Moody's'in e, Türkiye not değerlendirmesi vardı. Fakat bunu es geçti. Yapmadı. Nasıl geçtiğimiz e, haftalarda e, gündem dışı, kendi takvimi dışında e, notumuzu değiştiren yanlış hatırlamıyorsam, Finchti e, ve buna sevinmiştik. Ken yani hiç beklemediğimiz bir şeydi. Bu dizide beklerken o dedi ki, ben e, böyle bir hani paylaşımda bulunmayacağım, böyle bir değerlendirme yapmayacağım. Tabii e, bunun sebeplerini. Ben en azından bilmiyorum. Belki bakmak gerekir. E, CDS'imiz geçen hafta 300 puanın altına düştü. Bu güzel bir haberdi ve bu Eurobond fonlarını Eurobondlara yatırım yapan fonları olumlu etkiledi. Ee, bizim için e, bu hafta 21 Aralık Perşembe çok çok önemli Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Piyasaların beklentisi 250 bas puan faizin artacağı yönde. Yani politika faizimiz 40'dan 42.5'a çıkacak diye bekliyor piyasalar. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz sevgili seyircilerimiz. Şimdi e, size... E, e, fonlarla ilgili e, bir e, analiz göstereceğim, çok kısa bir analiz. E, bu analizi de e, şöyle bir e, kurguyla düş, düşündük aslında. Şimdi 31 Aralık'ta e, artık e, vergi muafiyeti fonlarda sona erecek. 31 Aralık son günüydü. Tabii bu uzatılır, uzatılabilir ya da uzatılmaz, orayı bilemiyoruz. E, i̇şte birkaç gün öncesinde belli oluyor e, son tarihin. E, fakat e, eğer e, uzatılmazsa yani önümüzde sadece iki hafta kalmış durumda. Bu nedenle de e, vergi muafiyeti olan fonlardan biraz bahsedelim. E, önümüzdeki bu iki hafta içerisinde belki siz de bu muafiyetten yararlanmak istersiniz diye. E, bunun için de fon sepeti fonlarına bir bakalım istedik. E, neden fon sepeti fonları? Vergi muafiyeti olan başka fonlar da var. Tabii ki onlara da bakılabilir. Ama burada fon sepeti fonları özellikle ee, varlık çeşitlendirmesi yaparak farklı farklı fonlara yatırımlar yaparak aslında bizim çok sayıda fon yerine tek bir fonla portföyümüzü yönetmemize yardımcı oluyor ee, o nedenle de fon sepeti fonları bu anlamda çok kıymetli ee, biz e, yalnız şunu yapalım istedik çok yüksek risk almayalım çünkü belirsizlik ortamındayız yani yarının olacağı çok belli değil bir gün böyle güzel haberler geliyor, piyasalar iyi gidiyor. Bir gün her şey bozuluyor, tersine dönüyor. O nedenle birazcık daha portföyleri temkinli kurmakta fayda var. Biz de risk değeri 3, 4, 5 olan fon sepeti fonlarına bakalım. Bunların biraz getirilerini, negatif getirili gün oranlarına bakalım, yönetim ücretlerine bakalım. Bunlar içerisinde bir analiz yapalım istedik. Ben şimdi hemen size bu analiz için iyi gelir fon platformunu açtım filtreleme kısmına gidiyorum filtreleme kısmında e, toplam şimdi şuradan bir şeye bakalım hemen serbest fonları dışarıda bırakalım serbest fonlar olmasın öncelikle bir sayfayı açalım. Evet şimdi e, fon analiz filtreleme dedim 476 tane yatırım fonu içerisinde fon sepeti fonlarına bakacağız toplam 69 tane fon var diyor. Bunlar içerisinde 3-4-5 risklerine sahip olanları seçeceğiz. Tabi isminde yabancı kelimesi geçerse fon sepeti fonunun onlar vergiden e, e, muaf değil. Ona da dikkat edeceğiz. Ama şimdi bu e, ana filtrelemeyi yaptıktan sonra bir de detaylı filtrelemeye geçelim. Bu 69 tane fon içerisinde risk değeri 3-4-5 olanları seçelim. Yani 3 ile maksimum 5 risklerine sahip olanlar olsun. Burada da 29 tane fon geldi. Sonuçları gör diyelim. Evet 29 tane fonumuz geldi. Ben şuradan bir çok uzun vadeli getirileri kaldırayım. 1 yıllık e, maksimum getirilere bakalım. Risk değerleri geldi. 1 aylık getiriler geldi. 6 aylık getiriler geldi. 3-4-5 risklerine sahip fonlar. Ee, buraya da yönetim ücretlerini koydum. Daha önce e, bu çalışmayı sizin için yapmıştım. Negatif getirili gün oranları da var. Negatif getirili gün oranı dediğimiz e, fonumuzun 254 iş gününde kaç gün e, negatif getiri yazdıysa o gün sayısını 254'e bölüyoruz. Ama fonumuz eğer 6 aydan e, e, daha uzun ömrü... Yani şöyle söyleyelim 6 aylık bir fon için minimum biz bu negatif getirili gün sayısını hesaplıyoruz. Diyelim ki daha açılalı 6 ay oldu o zaman 180 gün içerisinden bu oranı hesaplıyoruz. Dolayısıyla burada bu oranları da yine fonları kıyaslamak için kullanabiliriz. Şimdi burada bir, bir yıla göre getirileri sıralayalım. Toplamda 29 tane fonumuz var demiştik. Tümünü gösterelim. Bir yıllık getirilere baktığımız zaman ilk sırada İstanbul Portföyün birinci fon sepeti fonu var. %111.64 kazandırmış. Enflasyonu da hatırlayalım. Bir yıllık enflasyonumuz %62. Ee, onun oldukça üzerinde. Onu garanti portföyün 3. fon sepeti fonu takip ediyor. GBI %74'lük bir getirisi varmış. GJB de ona çok yakın. %74 inmiyor portföyün 1. fon sepeti fonu. Alt aylık getirilere baktığımız zaman da yine ilk sırada ÖRB, GJB ve GVI var. Aynı sıralama burada da GJB ile GVI'ydı değil mi? E, X, demin GVI'du. GVI ile GJB yer değiştirmişler. Bir aya baktığımızda ise biraz değişiyor. E, ÖRF'nin bir aylık getirisi düşmüş. Nerelerde bakalım ÖRF? Aşağı doğru gidelim. 270 2.70'lik bir getiri elde etmiş. Yani son bir ayda performansında bir bozulma olmuş. O nedenle alt sıralara düşmüş. İlk sırada ise iş portföyün atak fon sepeti fonu var. %8.12'lik bir getiri elde etmiş. Onu Poneria portföyün 3. fon sepeti fonu takip ediyor Go3 ve KKH var. Gene iş portföyün dengeli fon sepeti fonu. Bunlar gördüğünüz gibi 3-4-5 risk değerine sahip fonlar. Ama yüksek getiriler genelde 4-5'e ait. Bakın 3 risk değerine sahip bir fon. IJH, e, ICBC Turkey Portföyü'nün birinci fon sepeti fonu da 3 risklerine sahip olmasına rağmen e, yıllık bazda baktığınızda 5 risklerine sahip fonlarla hemen hemen aynı getiriye sahip olmuş. %74 yaklaşık onun da getirisi. Peki bir de e, negatif getirili gün oranına göre bir sıralama yapalım. En düşük negatif getirili gün oranı hangi fondaymış diye bakalım. FIBA portföyün birinci fon sepeti fonu FZJ e, %23.62, GO2 var %29.52. Bu fon, Sonra ÖRF geliyor üçüncü sırada %31.1 ile onun da e, negatif getirili gün oranı. Peki bir de e, bir sıralamamızı da yönetim ücretine göre yapalım. En düşük yönetim ücreti e, bu fonlarda fon sepeti fonlarında neymiş? ZPC'nin ziraat portföyü yani... E, 0.07 oldukça düşük bir yönetim ücreti alıyor. Onu Osmanlı portföyün dengelisi takip ediyor. O ile yüzde 0.1. O ile de aynı şekilde 0.1. Sonra Oyak portföyün birinci fon sepeti fonu geliyor 0.50. GJB geliyor, Inveo portföyün o da 0.50. Dolayısıyla e, aslında e, çok farklı oranlarda e, yönetim ücreti kesen fonlarımız var en yüksek oranlarda %3'ler civarında TEP portföyü ve yapı kredi portföyü ait fonlar olduğunu söyleyebiliriz sevgili izleyicilerimiz. E, fonları e, bu şekilde farklı farklı kriterlere göre değerlendirebilirsiniz, analiz edebilirsiniz. E, ben burada size e, 5-6 tane parametre gösterdim. Ama siz işte ne bileyim, yatırımcı sayılarına bakabilirsiniz, portföy büyüklüklerine bakabilirsiniz, risk parametrelerinde şarp oranını inceleyebilirsiniz e, gibi Farklı parametrelerle fonları analiz eder e, ve kendinize kendi risk düzeyinize en uygun fonu seçmeye çalışırsanız özellikle de fon sepeti fonlarında belki bunu bir ya da iki tane fonla yapabilirsiniz. E, dolayısıyla hem de 31 Aralık'a kadar alımlarınızda da vergi muafiyetinden yararlanabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.